Herkese selamlar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Avustralya'da yaşamak hakkında konuşacağım. Avustralya'da yaşamak nasıl hissettiriyor? Bunun hakkında size bilgi vereceğim. Arkadaşlar, Avustralya'da yaşamak gerçekten de çok güzel bir şey. Tabii ben burada öğrenciyim. Burası arkadaşlar dünyanın en yaşanılabilir ülkelerinden bir tanesi. Yani aklınıza şey gelebilir, Avrupa, Norveç falan gelebilir ama asla Avustralya dünyanın en yaşanılabilir ülkelerinden bir tanesi. Hatta bence, bakın bence dünyanın en iyisi. Yaşam kalitesi çok yüksek. Nüfusu az. Kişi başına düşen milli gelir çok çok fazla. Amerika Birleşik Devletleri'nden bile daha fazla. Burada saatlik minimum ücret 23 dolar. Yani 23 Avustralya doları. Bu da yaklaşık 16-17 Amerikan doları yapıyor. Peki şu an Amerika'daki insanlar 10 dolar 15 dolar falan alıyor. Tabii ki eyaletlerden göre değişiyor. Ama burada minimum ücret 23 dolar. Ki burada zaten 23 almazsınız eğer. Nasıl desem, iyi bir yeteneğiniz varsa 23 almazsınız. Onun dışında gerçekten yani Avustralya anlatamayacağım kadar gerçekten çok güzel. Yani Türkiye'de olursunuz ya, hani Almanya'dakiler şey der işte, Almanya bitmiş falan filan. Tabii ki ben böyle bir şey söylemeyeceğim. Burası gerçekten de dünyanın en yaşanabilir ülkelerinden bir tanesi. Bir hafta çalışıp istediğiniz her şeyi alabiliyorsunuz. Ev mi almak istiyorsunuz? 5 yıl çalış al. Tabii bu zamanda sizin giderleriniz de olacak. Atıyorum burada verginiz olacak, okula verdiğiniz para olacak, kira olacak, bil, faturalar olacak. Ama onun dışında sisteme otursanız Avustralya gerçekten çok güzel bir ülke. Peki Avustralya gelmek için neler yapmalısınız arkadaşlar? Size bunlardan söyleyeceğim. Arkadaşlar, Avustralya gelmek için dil okulu vizesi var. Work and holiday vizesi var. Turist vizesi var. Partner vizesi var. Onun dışında sponsorluk vizesi var. Yeter ki siz buraya gelin. Buraya geldiğinizde kadar hayatınızda o kadar çok şey değişecek ki anlatamam. Yani gerçekten çok güzel bir ülke ya. Vallahi ben Türkiye'deyken arkadaşlar yani o kadar stres içindeydim ki, ama buraya gelince gerçekten de insan olduğumu hissettim. Avustralya gerçekten de böyle bir yer. Peki yani Amerika mı Avustralya mı konusuna gelecek olursam size bunu söyleyeceğim. Amerika gerçekten çok fazla fırsata açık bir ülke. Atıyorum bir girişiminiz varsa, bir girişimciyseniz veya bir business açmak istiyorsanız gerçekten de çok güzel bir ülke. Ama onun dışında gerçekten yaşamak istiyorsanız Avustralya. Bakın bu Avustralya insanlar Amerika'dan dönüyor. Yani Amerika'ya gidiyor, Avustralya geliyor. Yani benim burada İngilizce öğretmenim bile Amerika'dan Avustralya'ya geldi. Diyor ki yaşam kalitesi o kadar çok yüksek falan diyor ki, ya anlatamazsınız ya. Gerçekten çok yüksek. Arkadaşlar anlatamam yani, kafayı yiyeceğim ya. Vallahi kafayı yiyeceğim. Böyle bir yaşam kalitesi yok. Bakın ben şu an burada sürünüyorum. Yani Avustralya'da. Neden? Çünkü öğrenciyim. Okula para veriyorum. Oraya gidiyorum. Bakın biz bir evde, tamam mı? Yani 7-8 kişi falan kalıyoruz. Küçük bir evde. Amerikan evinde. Yani ben gidiyorum salonda yatıyorum. Bak neden biliyor musun? Sırf şu anda düzenimi oturtmak için. Yoksa kim şey yapar ki, anladın mı? Ama bu düzeni oturtursanız, düzeni oturttuğunuzda cebinizde paranız da varsa oda tutabilirsiniz. Arkadaşlarınızla beraber ev tutabilirsiniz. Hatta var ya, eğer sevdiğiniz bir arkadaşınızla gelirseniz Avrupa'ya, işte Amerika'ya, Avustralya'ya beraber ev tutarsanız gerçekten de bu hayatı yaşarsınız arkadaşlar. Yani ben insan olduğumu hissettim ya. Vallahi buraya gelen insanlar zaten yani şey olduğunu hissediyor. İnsan olduğunu hissediyor. Gerçekten de bayağı da güzel bir ülke. İnşallah sizler de gelirsiniz dostlar. Şimdi size bir konu hakkında danışmak istiyorum. Avustralya'da giderlerim hakkında. Bu böyle çok hemen böyle alışveriş videosu gibi olsun yani. Bilgi alışverişi, workshop gibi bir video olsun istedim. Size kısa kısa bilgiler vereceğim. Avustralya'da giderler arkadaşlar şöyle. Ortalama öğrenciyseniz 24 saat çalışıyorsunuz. Ama tabii ki daha fazla da çalışabilirsiniz. Tabii ki bu legal değil. Şimdi kiralar ortalama yaklaşık 200 dolarla 350 dolar arasında değişiyor. Tabii ki bu insan yaşamında. Yani insan yaşamak istiyorsanız bir odanın fiyatı 200 dolarla 350 dolar arasında değişiyor. Ama onun dışında eğer hani akrabalarınızda kalırsanız, şey kalırsanız, 100 dolar da kalırsanız, 150 dolar da kalırsanız, ama bu insanca bir yaşam değil. Ben şu an böyle yaşıyorum. Neden? Para beklemek için. Giderim az olsun diye. Onun dışında okulla için geliyorsanız, dil okuluyla yaklaşık 8.000 Avustralya doları okula veriyorsunuz. 8.000 dolar verirseniz arkadaşlar okula, yani bir an önce rahat edersiniz. Ben Türkiye'de 5.300 lira dedim. Sonra buraya geldim, 1,5 ay maaş almadım çünkü vergiden düşmek için.
2700'du. Burada dedim işte 8000 dolar falan direkt verdim. Benim şu anda kredi kartı borçlarım var Türkiye. Onları ödüyorum. Ondan sonra umarım yükseğe çıkacağım. Tabii bir de benim burada bisikletim çalındı. Burada bisiklet kiraladım Uber yapmak için arkadaşlar. Lan bir ay sonra bisikleti çaldılar. Bakın burada bir de şunu deneyeceğim. Burada yerel Avustralyalılar yani aborjinler gerçekten de çok böyle bir değer görüyor. Yani iyi insanlar, gerçekten iyi insanlar. Ama bazıları sanırım böyle bisiklet falan çalıyormuş. Ben bisikletimi kimin çaldığını bilmiyorum bu arada ama öyle diyorlar. Bu insanlar arkadaşlar hani gerçek Avustralyalılar. Zamanında İngilizler geliyor işte bunların ülkesine Avustralya'ya kolonisi haline getiriyor. Aborjin de yani yerel halk demek sanırım. Aborjinal falan demek. İyi insanlar. Şey yapmayın. Biraz böyle onlar yaşam tarzı değişik ama. Onlar böyle hani ilk insanların Homo sapienslerin doğrudan torunu. Yani zaten bakarsanız anlarsınız. Doğrudan torunu böyle onlar yaşam tarzları falan değişik. Hani biraz böyle daha böyle doğada yaşıyormuş gibi yaşıyorlar. Mesela burada eğer bir aborjin evi görürseniz arkadaşlar böyle hani evleri böyle çok şey olur. Değişik olur. Dağınık falan olur. Aynı zamanda bunu bir belgesel yapımcısı da söylüyordu. İşte gidiyorlar bunlar Avustralya'da bir aborjin evinde. Evleri böyle çok dağınık falan oluyor. Çünkü yaşam tarzları gerçekten de çok farklı. Aborjinler de bu şekildeydi dostlar. Şimdi sizler de eğer yani yurt dışına gelmek istiyorsanız daha önce yapmış olduğum bir video var. Hani yurt dışına çık hayatın değişsin diye. Bu videoda gerçekten de sıfır sermayeyle nasıl yurt dışına çıkabilirsiniz bunu anlattım. Yani İsterseniz şu anda bir kısa bir trik vereyim. Paranız yoksa üniversiteye gitmeyin dostlar. Hani tıp okuyorsanız böyle gerçekten iyi bir bölüm okuyorsanız gidin. Milli savunma falan gidin. Ama gidip de hani turizm benim gibi okuyup zamanınızı harcamayın. Gidin bir yerlerde çalışın, para biriktirin, dünya turuna çıkın. Dünya turunda o kadar fazla karşınıza fırsat çıkacak ki ne olacağını bilemezsiniz. Ben yani yola çıkarken Avustralya'ya geleceğimi bile bilmiyordum. Böyle bir şans oldu. Yani yola çık demişler, yola çık demiş dostlar. O yüzden de moralinizi bozmadan gidin otellerde çalışın, dünya turuna çıkın. Avustralya hakkında çok daha fazla video yapacağım. Yani size insanca yaşamanın nasıl bir şeyler olduğunu göstereceğim yakında. Dediğim gibi bu video bir workshop videosu. Normalde bu tarz videolar yapmayı bırakacağım arkadaşlar. Kamera karşısında konuşmayı bilmiyorum. Severseniz daha da tabii ki anlatırım. Yani bu arada var ya bir düze çıksanız, borçsuz bir şekilde gelseniz Avustralya'da yani o kadar çok fırsat var ki anlatamam sizlere. Tabii burada öğrenci olmak bence kötü arkadaşlar. Çünkü sabah okula gidiyorsunuz, akşam çalışıyorsunuz. Bu tabii ki kötü. Bakalım benim vizem 3 ay sonra yani Nisan'da bitiyor. Bakalım ben ne yapacağım. Aklımda yani şey diyor şeytan. Git Amerikan ordusuna katıl diyor. Ya Amerikan şeyini al çık diyor. Ama tabii ki bakalım. Onun için de bir green card falan lazım. Bilmiyorum ne yapacağım. Henüz şu an 21 yaşındayım. 2 gün önce de benim doğum günümdü bu arada arkadaşlar. Bakalım hayatın ne getireceği belli olmaz dostlar. Sonuçta 2 günlük dünyada yaşıyoruz. Ben yani bundan bir yıl önce Fethiye'de okurken yani tek başıma bilgisayar karşısında yurt dışında olan insanları izliyordum. Yani vay be ne güzel hayatlar falan var diyordum. Çünkü mesela ben bir telefon almak istiyorum. Bir yani insanım ya sonuçta. Siz de insansınız. Bir şey almak istiyorsunuz. Abi insanca yaşamıyorsunuz ki. Ulan cebinizdeki bir telefon için bile 4-5 ay, 8 ay, 10 ay çalışmak zorundasınız. Ama burada öyle bir şey yok. Burada arkadaşlar ne iş yaparsanız yapın. Ha sizin Türkiye'de çalıştığınız iş de aynı. Burada çalıştığınız iş de aynı. Ama atıyorum ikimiz de burada neyiz? Araba tamircisiyiz. Bakın uçak geliyor arkadan ya. Yok bak size arkayı göstereceğim dostlar. Bak. Gerçekten de çok güzel. Vallahi yani böyle çok övüyormuş gibi oldu ama gerçekten sizlerin buraya gelmesini istediğim için. Bana diyorlar ki burada Denizcan video çekme insanları getirme Avustralya'ya. Sen de başka deniz diyerek geldin. Abi uçağa bakar mısın? Bak gitti şu an. Yani şu manzaraya bak. Gerçekten yani rüya gibi bir ülke. Neyse nerede kalmışım? Diyorlar ki Denizcan işte video çekme daha fazla insanı getirme buraya. Abi ben neden sizlerin hayatınızın kurtulmasını engelleyeyim ki? Ben size teşvik etmek isterim. Ki başka insanlar da beni teşvik etti. Ben de buraya geldim. Ben de sizi teşvik edeceğim. Siz de geleceksiniz. O yüzden arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir yorum atarsanız sevinirim. Bir dahaki videolarda çok daha güzel videolar çekeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın dostlar. Mücadeleye devam.